Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdiç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. İtalyan seçimlerindeydi dün gözümüz. Konuşmuştuk. Evet. Aslında dedik ki anketler 6 puan geride gösteriyor Berlusconi'yi ama son gelen haberler sürpriz oldu biraz aslında. İtalya'da sandıktan bir anlamda kaos çıktı. Evet. Şimdi ilk sonuçlara göre merkez sol tamam kıl payı kazanıyor seçimi ama senatoda çoğunluğu sağlayamadı. Evet. Bu da şimdi şöyle yorumlara yol açıyor. Merkez sol hükümeti kursa bile bu şekilde ülkeyi yönetemez. Aynen. Berlusconi yine yapacağını yaptı. Anlaşılan o ki. Şöyle sonuçlar hemen kısaca aktarayım. Bersani liderliğindeki merkez sol koalisyon Temsilciler Meclisi'nde %29.6, Senato'da %31.6 oy aldı. Berlusconi ise Temsilciler Meclisi'nde %29, yani 0.6'lık bir şey var, fark var arada. Senato'da da 30.6, orada da bir puan geride. Bu evet. Son sandık sonuçları bu yöndeydi, bu şekildeydi. Bu arada Monti'ye bakıyorum. Monti yani hiç şeyde yok. Gerilerde 10.5, 9.1 büyük hezimet. Evet. Monti açısından da. Ne diyorsunuz bu sonuçlardan sonra? Şimdi İtalya'yı konuşuyorduk, hani İtalya'da yarın öbür gün ne olur, bu ekonomik sıkıntılar nasıl sonuçlar doğurur, piyasalara nasıl yansır? Seçim sonuçları şimdi önümüzdeki günler için bize neyi anlatıyor, ne gösteriyor ve piyasalar bundan nasıl etkilenir bugün? Piyasalar tabii ki olumsuz etkilendi dün. Bu seçim sonuçları gelmeye başladığında aradaki farkın o kadar da yüksek olmadığı ve başı baş gittiği anlaşılınca özellikle Amerika'da sert düşüşler oldu. Ona biraz sonra değineceğim ama Barış, biliyorsun şu an en çok konuşulan konu şey, yeniden seçim konusu. Yani yeniden seçim yapılmalı şeklinde bir şey çıkıyor. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Asıl işi bozan, bütün alt üst eden dengeleri Mario Monti. Evet. Yani o adam seçime girmese çok farklı da olabilirdi sonuç. Fakat adeta... Tabii 10,5 bir puanlık bir şey pay alıyor oradan. Evet. Belki o oylar Berzani'ye gidecekti. Evet, belki oraya hepsi gidecek. Hepsi gitmese bile bir kısmı gidecekti. Belki. Bence Monti'ye giden oyların büyük bir kısmı Berzani'ye gidecekti. Zaten şeyden dolayı, yani Berlusconi'ye gitmeyecek oylar ki, ben hatta yani dışarıda da sana söyledim. İtalyan halkının %8'i 9'u ancak uzun vadeli ve geleceğini düşünen akıllı, mantıklı, makul kişiler olabilir diye. Aslında bir nevi Monti şöyle birisiydi. Aynen bizim 2001 krizinde Kemal Derviş gelmişti, biliyorsun. Evet. Kemal Derviş geldikten sonra işte IMF politikalarını vesaire uyguladı. Onun arkasından da seçim dönemine gelindiğinde AK Parti yeni kurulmuştu. Bu arada İsmail Cem, ondan sonra Kemal Derviş ve Hüsamettin Özkan. Başı Hüsamettin Özkan çekiyordu. Evet, birlikte bir parti kuruyorlardı. O sırada yüzde şeylerde baktığın zaman anketlerde %25'in üzerindeydi onların oyu. Fakat son anda Kemal Derviş işte CHP'ye geçmişti. Evet. Dolayısıyla o partide dağılmıştı, bir şey yapamayız diye. Benzer bir şey yani burada da var. Yani tam böyle bir kriz ortamında Mario Monti'yi getiriyorsunuz. Sonra o aslında teknokrat, fakat şey de demokrasi, hani çok ilginç bir sonuç da bence şu. Ülkeyi yönettirdiğiniz kişi sadece ülkenin %9'u civarında bir ortalama oy alıyor. Yani Temsilciler Meclisi'yle Senato'da. Hani teknokrat kişiyi pek de sevmiyor halk. İtalya'da biliyorsun işte vergiler vesaire, kemer sıkma, o bu. İtalyanlar hiç gelmedi buna ve Berlusconi siyasi hayatı bitti denilirken adam küllerinden Demirel yeniden... gibi oldu adam. Vallahi kaç kere gitti, kaç kere geldi acaba? Vallahi... 3-4 oldu herhalde. Evet yani. Şimdi burada benim hani görebildiğim şey şu. Siyasette her şey olabilir. Eğer Berlusconi ile Bersani, yani iki tane lider parti koalisyonu kurarsa hiç şaşırmam yani. İkisi birlikte bir hükümet oluşturursa. Berlusconi'nin çok ilginç bir özelliği var. Ya adamın inanılmaz bir ikna gücü var. Halkı bile ikna etti. Yani tek tek herkese 25 milyon mektup göndermiş adam.
Adam bir kere, sevgililerime hani, bile bu kadar mektup göndermedim diye. Adam çok renkli, birincisi hocam. Ya şimdi hani bir siyasetçi gözüyle bakmıyor kimse ona. Bir pop yıldızı gibi adeta dünyada tanınan, değil mi? Aynen. Hani o işte partileri falan, işte zenginliği, medyası, sevgilileri. Bir de o kadar çok yolsuzluğu falan var ki. Yolsuzluğu yani, ama hepsiyle adam hepsinden bir şekilde bir olumlu bir şekilde sıyrılıyor. O yolsuzluk dosyalarından, davalardan bile mahkemede şov yaptı adam, hatırlarsınız. Aynen öyle. Orada bile bir şovmen gibi, bir film yıldızı gibi. Böyle bir algı var adamla ilgili. Evet, bir de sen dışarıda söyledin. Normal kruz gemilerinde, evet, şarkı hayata, söyleyen hayata, bir adam. Gemilerde şarkı söyleyerek başlayan bir adamcağız. Ama demek ki oluyormuş yani. Şu ama hep deriz ya, Amerikan rüyası, bu İtalyan rüyası. Evet. Ama şimdi dediniz yani Monty, Monty ben çok garipsemedim. Aslında dün de konuşmuştuk biraz. İtalyanların genlerinde yok hocam. Öyle kemer sıkmak falan, adamlara yok, vergi yani. Vergi gelemez İtalyanlara. O yaşam tarzlarına aykırı, tarihlerine bakın yani. Aynen öyle. Ama şimdi ne olacak işte? Piyasalar şimdi ne olacak? Dolar şey ne olacak? Olacak? Allem edecek, kallem edecek Berlusconi. Ne yapacak, edecek? Bir şekilde hükümeti kuracak bence. Yani Berlusconi'nin o ayak oyunlarına, ötekilerin ayak uydurmasına bence imkan ihtimal yok. Yani ben sol, işte Bersani'nin Monti ile bir hükümet kurma durumu söz konusu olabilir. Fakat şey de kesin değil yalnız Barış. Hani kaç sandalye aldılar? Yani Bersani ile Monti birlikte kursa hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu sağlıyorlar mı? Hocam bu şimdi konuda, şöyle bir not bu var. Bu konuda bilgi yok. Temsilciler yani, Meclisi'nde en çok oyu elden partiye sandalyelerin %55'i veriliyor. Bu tabloya göre şu anda Merkez Sol 630'dan 340'ını almış sandalyelerin, gözüküyor Merkez Sol. Ulusal bazda oy oranları değil, bölgesel çoğunluğa göre dağılım yapılan 315 sandalye. Senato'daysa yani diğer tarafta hiçbir blok şu an için çoğunluk için gerekli 158 sayısına ulaşamamış. Zaten tehlikeli olan taraf o taraf. Orada çoğunluğa yani 158'i bulamadığı için sıkıntı var. Orada da Merkez Sol 110 ile 130 arası gözüküyor. Berlusconi 104 ile 124 arası gözüküyor. Monti ne yapmış? O çok önemli. 5 yıldız hareketi var biliyorsunuz. O da bir evet, şey. Evet, gorilla. Evet, mizah yapan bir isim. 40-60. Monti'nin de 8-18. Monti'nin çok az yani Senato'da. Ha, o işte Senato'da gene çoğunluğu sağlayamıyor şeyle. Evet. O zaman zaten 158'i bulamıyor. Tamamını alsa yani tamamıyla 18 sandalyenin tamamını alsa, diğer de tamamını 130 alsa gene 148 oluyor. 158 gene bulamıyorlar. Evet, yani işte sıkıntı o. Yani burada Monti ile Bersani'nin şey yapsa bile, işbirliği bile işbirliği yetmiyor. Yapsa bile Senato'da Berlusconi ile diğer goril neydi o adamın? Beppe Grillo. Grillo evet. O da şey komedyen. O da komedyen yani, o da çok o da sistem karşıtı bir komedyen. O ne kadar almış hocam? O ilk kez giriyor. Beklenenin çok üzerinde %25.5'i evet, bulmuş. 25.5'i yani. Buluyor. Yani ilk defa giriyor seçime ve bir komedyen şeyi buluyor. Yani %25.5'i buluyor. Üçüncü partide herkes zaten şaşkınlık içerisinde. Evet. Onun şimdi düşünsenize Berlusconi ile onun bir ortaklık kurduğunu. Ya olabilir. Ben aslında ne kadar acayip bir hükümet olur diyor. Şöyle o açıklama yapmış. Grillo açıklama yapıyor. Hı hı. Ne Berlusconi ile ne de Bersani ile hiçbir şekilde. O yok, o zaten sistem karşıtıyım diyor. Evet, sistem karşıtıyım diyor. Onları ikisiyle de kurmam diyor ama. Ama şimdi bir hayal edin yani. Berlusconi ile o komedyenin bir araya geldiğini. Berlusconi şarkısı söyler. O da komedyenlik yapabilir abi. Yani şu anda hakikaten sıkıntı şey. İşte kararları uygulayacak yani kriz dönemlerinde, kriz ortamlarında, ülkenin ekonomisinde gerçekten ciddi bozukluklar varken, İtalya'nın borcu bu kadar yüksekken, orada bir de içeride kararların çıkamaması. Yani düşünebiliyor musun sen? Getirecek Bersani, hadi diyelim ki Monti ile kurdu, Temsilciler Meclisi'nde karar aldı, arkasından getirecek şeyi... gerekli işte reformları getirecek. Senato onaylayacak. Senato Berlusconi mi onaylayacak yani? Var mı böyle bir şey? Yok. Dolayısıyla buradan ne çıkacağı konusunda benim daha alternatif düşüncem şu. Berlusconi bir şekilde buradan çıkacak gibi geliyor bana. Yani Berlusconi yeniden siyaset sahnesine dönüp yeniden başbakanlığı alacak gibi geliyor. Hı hı. Belki hani Grillo'yu tamam sistem karşıtı falan filan ama yarın onda da hani gücü görünce şey değişebilir. Yani bence onu kafa kola alır şey Berlusconi. Öyle yani, gözüküyor. Şu an tabii belirsizlik nedeniyle piyasalar üzerindeki etkisine bakacak olursak hani Euro-Dolar paritesinde çok ciddi bir
geri çekilme oldu. Ve bu geri çekilme oldukça sert gerçekleşti. Onu istersen bir gösterelim. Yani evet, seçim sonuçları geldiği andan itibaren ne olduğuna dair. Bu Euro dolar paritesi grafiği bu. Şimdi dün itibariyle özellikle 1.31 40-50 civarında önemli bir destek oluşmuştu ve seçim sonuçları açıklanmadan önce muazzam bir yukarı hareket oldu 1.33'e kadar. Yani yaklaşık 100-150 bas puan bir hareket oldu. Ben de normalde dün bir izleyicimiz sormuştu Euro dolar paritesinde. Evet. Hani 1.31-40'a stop koyarak ve 1.30-50'ye de stop koyarak bir miktar yukarı hareketin olabileceğini belirtmiştik. Nitekim seçimden iyi sonuç çıkacağı beklentisi alındı. Fakat seçim sonuçları açıklanmaya başladığı anda sert düşüş görüyor musun? Yani önce geliyor burada 1.31-40 seviyelerinde falan bir miktar bekliyor. Arkasından iyice sonuçlar netleşince sert bir şekilde düşüyor. Şimdi de bu sabah itibariyle de yine bir geri çekilme var 1.30-25'lere kadar ki bu sabah 1.30-40 seviyesinde bir desteği vardı. Orayı da bir miktar aşağı kırmış gözüküyor ve 1.30'lara doğru geriliyor. Şimdi bundan daha fazla geriler mi dersen şu an seçim sonuçları bence fiyatlara çok net yansıdı. Yani şeye yansıdı. Euro dolar paritesine yansıdı. Benzer hareket Dow Jones endeksinde nasıl gerçekleşiyor ona bakalım. Dow endeksi dün açılıştan sonra hızlı bir şekilde yukarı hareket etmeye başlıyor. Arkasından saat 17'de ilk sonuçlar gelmeye başlıyor. İlk sonuçlar gelmeye başladıktan sonra hızlı bir şekilde geri çekilmeler başlıyor. Toparlanmalar zayıf kalıyor. Ve 13.800'e kadar geri çekiliyor Dow Endeksi. Aynı şekilde S&P Endeksi yani Amerika'nın diğer borsası Dow Jones'ta %1.55 geri çekilme vardı. Dolayısıyla o sert bir düşüştü. Önemli bir düşüştü ama S&P'deki düşüş daha sert oldu. %1.88 bir geri çekilme oldu. Ve 1520'lerden 1487'lere kadar geriledi. Şimdi bakacak olursak burada bir miktar önemli desteklerin de aşağısına gelmiş durumda dış piyasalarda. Japonya'ya baktığımızda Japonya bu sabah itibariyle Nikkei endeksinde bir geri çekilme var. Bunun da hani son verilerini update edelim. Özellikle Japonya'da sert bir şekilde aşağı açıldı endeks. Amerika'daki kapanış sonrasında %2'nin üzerinde bir geri çekilme var. Çin pek reaksiyon vermiyor. Asya borsalarında düşüşler daha zayıf. Ama şu an Dow Jones future'ları, vadelileri, Dow Jones'un vadelilerine baktığımızda bu vadelilerde dünkü sert düşüşün arkasından bir miktar yukarı hareket oldu. Bu sabah itibariyle piyasalar açılmadan önce yeniden aşağı yönlü bir hareket var. %0.7-0.10 civarında bir geri çekilme var. Ama Amerika'da bu devam edeceğini zannetmiyorum. Bugün tahminen biraz sonra şeyler başlayacak. Bu konudaki görüşler başlayacak. Yani daha doğrusu siyasilerden gelen açıklamaları göreceğiz. Bersani çok makul açıklamalar yaptı. Yani ülkenin kaderi vesaire işte bunu riske atmayız şeklinde. Berlusconi'den ben henüz bir açıklama görmedim. Ondan büyük bir ihtimalle bir ne yapacağına dair bir bilgi gelecektir. Tüm bunlar birleşince tabii oluşturuyor. Şimdi DAX endeksine bakacak olursak DAX endeksinin yani Almanya DAX endeksine bakacak olursak bu DAX endeksinin de vadelileri dün zaten vadeliler 7850 seviyesinden 7600'e kadar gerilemiş durumda. Bu sabah itibariyle açılış sonrasında DAX vadelilerinde de yine düne göre aşağı yönlü bir hareket var. Fakat bu aşağı yönlü hareketin çok yüksek olmadığını da görüyoruz. Yani DAX'ta dünün tümünü göz önüne alırsak %1.98 bir geri çekilme vardı. Bu sabah itibariyle de DAX endeksi şu an düne göre %1.96 geri çekilmiş durumda. Ve bizim piyasalara etkisi de benzer olacak. Yani bizim piyasalarda da açılışta sert bir düşüş olur. Şimdi Euro dolar paritesi çok hızlı değer kaybettiği için Barış, dolarda da bizde normalde sepet aynı kalmak üzere 2.09
2.010 döviz sepeti. Şu an dolar euroya karşı değer kazanmış olduğu için dolarda yukarı yönlü bir hareket var. 1.8142'ye geldi dolar. Hatırlarsan biraz sonra doların analizini yeniden veririz. Özellikle 1.80'in üzerinde yeni pozisyon açılmasını riskli buluyordum ben. Hı hı. Özellikle hala da onu buluyorum. Çünkü bu geçici bir olayla bu şekilde bir yani euronun sert değer kaybetmesi nedeniyle oluşmuş bir hareket olduğu için terse dönüşte yeniden geri çekilebilir. Daha önce dolar almış yani 1.75'lerden alım önermiştik. Özellikle 1.7950, 1.80'den sonra da yeni bir alım yapmak riskliydi. Hala da o aynı şekilde düşünüyorum. Yani yukarı gitmiş olsa da aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü orada 2.10'u geçtiği anda bu bizim dengelerimizi de bozar. O anlamda her an bir şekilde hani Merkez Bankası'nın sözel müdahaleleri de olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi hocam tabii bu İtalya seçimleriyle ilgili izleyicilerimizin de yorumları var. Hüseyin Yurtsev diyor ki yaşasın tiyatro. İtalyan seçimleri için söyleyebileceğim şey bu. Ahmet Öztürk demiş ki bence Avrupa'daki vatandaşlar halen durumun farkında değiller. Onlar zannediyorlar ki Yunanistan gibi kurtarılacaklar. Almanya seçimlerinden sonra ne olacaksa olacaktır demiş o da. Monti %10 aldığına göre demek ki bu İtalyanlar da göbeğini kaşıyormuş. Düzenleyiciler de halka rağmen bir şey yapılamayacağını anlamalı. İtalya dibe vurup yukarı çıkmalı belki de doğa gereği demiş İrfan İnce de. Aydın Yağcı demiş ki bu iki ay sonrası için beklentileriniz Berlusconi'nin gelişiyle değişti mi yoksa aynen koruyor musunuz demiş. Öncesinde bir soru var. Onu da birazdan aktaracağım. Değişti mi hocam bu Berlusconi'nin durumuyla sizin iki ay sonrası için beklentileriniz? Şöyle Avrupa hani Avrupa'da bu ciddi bir sorunun başlangıcı olabilir. Şey anlamında İtalyan faizlerine bakmak lazım. Yani İtalyan faizleri ne oluyor ve nereye gidiyor ona bir bakmak lazım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hemen bugün bir tek seçim sonucuyla ana ekseni ve şeyi değiştirmek zor. Yani bir tek seçim sonucuyla bunu hakikaten bir anda radikal değişim zor. Şu an piyasa bir miktar fiyatladı. Neyi fiyatladı? Bu seçim sonucunun yaratabileceği kaosu ve bundan sonra İtalya'nın acaba Avrupa Birliği normlarında uygulamakta olduğu ekonomik politikaları gerçekten devam edip ettirip ettirmeyeceğine dair şüpheler oluştu. Ben ama şuna inanıyorum her zaman. Yani Berlusconi de gelse, bir başkasıyla da koalisyon kursa, yani orada seçim ortamında söylediklerini büyük bir ihtimalle %20'sini bile yapamayacaktır. Çünkü orası Avrupa Birliği ve orada belli kurallara da uymak zorundalar. Tabii. Yani bütçe dengesi açısından işte zaten para senin değil yani. Para zaten Avrupa Merkez Bankası basıyor. Dolayısıyla para politikası uygulayamazsın. Bütçe politikalarında da eğer ciddi anlamda bir sorun olursa öyle bir durumda gerçekten yani öyle bir durumda gerçekten ciddi Avrupa Birliği'ni sarsacak sonuçlar olur. Ama demin bir izleyicimiz Almanya'daki seçimler diyor. Bence asıl Avrupa Birliği'nin geleceğini belirleyecek önemli hareketlerden bir tanesi o dönemde olacak. Bir de Almanya'da çıktığını düşün böyle bir koalisyonun. Merkel de buradaydı bu arada. Evet, bu arada Türkiye'de Merkel. Yani Almanya'da da böyle bir belirsizliğin ortaya çıkması ki çıkabilir. Yani öyle gözüküyor orada evet. Da öyle gözüküyor. Merkel'in durumu çok iyi gözükmüyor orada. Merkel gidebilir ama yerine de güçlü bir iktidar da gelemeyebilir. O zaman hakikaten çok sakat bir durum olur. Şu an çok fazla benim fikrimi değiştirmiyor şey. Yani bu sonuçlar ama şöyle söyleyeyim. Piyasa bunu izleyecek. Buna ilk reaksiyonunu verdi. Bundan sonra yapılacak açıklamalara bir bakmak lazım. Yani bugün önemli o açıdan. Yani hem Berlusconi'nin hem Bersani'nin hem Grillo zaten açıklamasını yapmış. Yapacağı açıklamalar oldukça önemli bence. Bu anlamda izleyicilerden ama çok sağlıklı yorum gelmiş durumda. Yani ben özellikle şeye baktığım zaman bu yorumlara baktığı zaman mesela diyor ki İrfan İnce Monti %10 aldığına göre demek ki bu İtalyanlar da göbeğini kaşıyormuş. Maldan anlamıyorlar. Kesin ama düzenleyiciler de halka rağmen bir şey yapılamayacağını anlamalı. İtalya dibe vurup yukarı çıkmalı. Belki de doğa gereği diyor. Hı hı. İtalya'da ne olacağını şey yapamayacağım ama hiç kimse
Tamam İtalya'da böyle aldı artık her şey bozuluyor diye böyle hiçbir şey yapmadan oturmaz yani. Yani Draghi vesaire öyle oturacak işte orada İtalyan faizleri patlayacak gidecek. İspanya'yı etkileyecek yeniden kriz ortamına sokacak zaten o tehlikelere karşı mutlaka ellerinde şeyler var. Kullanabilecekleri araçlar var. O anlamda biraz daha yani kalmak lazım. Biraz daha izleyip görmek lazım. Şimdi hocam sorular var. Bugün ne yapacağız? Nasıl başlayacağız? Ve yatırımcı ne yapmalı diye soruluyor ama bir reklam aramız var. Hiç bölmeyelim. Önce bir reklama gidelim. Sonra tamam, sorularla devam edelim. Ondan sonra da bizim piyasalar üzerindeki evet. Olası etkilerini. Bir virgül koyalım. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz. Meşhur Güllüoğlu baklavaların üretim merkezi. Bir han içerisindeki bir dükkanla başladık. Şimdi dünya firması olduk. Ve ona göre de maliyetlerimiz daha da arttı. Vodafone'dan önce bizim çocuklar cep faturalarını getiriyorlardı. İşaretliyorlardı işle ilgili görüşmelerini. Kuzu kuzu faturaları ödüyorduk. Baktık olmuyor, ipin ucu kaçıyor. Vodafone imdadımıza yetişti. Bundan sonra artık kontrol bizde. Çünkü ne ödeyeceğimizi biliyoruz. Şimdi mesela bizim dükkanımıza gelen bir müşteriyi düşünün. Ne yiyecek? Fıstıklı baklava yiyecek. Kaç dilim kaç para yiyecek? Listesi belli, yazılı. Aynı şey Vodafone için de geçerli. Herkese kurumsal Vodafone hatlarını da attık, rahat ettik. Tatlı yiyelim, Vodafone'dan konuşalım mı? Siz de şirketinizde Vodafone kurumsal hatları tercih edin, size özel kontrollü tarifeler ve internet paketleriyle iletişim giderlerinizi kontrol altına alın. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. En özel haberler, hiçbir yerde bulamayacağınız foto galeriler, en eğlenceli videolar, Türkiye'nin en çok okunan, gündemi belirleyen köşe yazarları, Türkiye'nin en güvenilen, en hızlı güncellenen haber sitesi bugün.com.tr'de. Şimdi İstanbul'un merkezinde yaşamanın zamanı. Koşar adımlarla size gelen mutluluğu kucaklamanın, gelenekle lüksü buluşturan yaşam anlayışını çok özel komşularınızla birlikte paylaşmanın zamanı. Herkesin konuştuğu bu eşsiz projede geçmişin mirasında geleceğe gülen gözlerle bakmanın şimdi tam zamanı. Şehrizar Konakları Altunizade'de yaşam başlıyor. Emlak Konut Güvencesi ile GAP İnşaat tarafından yapılan Şehrizar Konakları'nda satışlar devam ediyor. Paranın rotası devam ediyor. Hocam bizim piyasalara bakalım o zaman. Evet. Bizim piyasalarda nasıl yansımaları olacak ve hemen bir soruyu da arkasına ekleyeyim. Dün alım yapanlar ve hissede kârda olanlar için bugün açılıştaki fiyatta maliyetine ya da ufak bir zararla satış yapılmasını önerir misiniz? Yok önermem. Şu yüzden önermem. Yani bu haber herkese ulaştı. Bir haber herkese ulaşmışsa yani o haberin etkisi zaten fiyatlara bu sabah itibariyle yansımış olacak. Yani daha doğrusu dün kârda olan birisi bugün alıcı olmadığı için veya alıcılar belki 2-3 kademe, 3 kademe aşağıdan alış yazacakları için zaten ilk açılışta hemen ben satayım desem bile alıcı zaten dünkü fiyatın altından isteyecek. Yani 1-2 kademe altından isteyecek. Normal şartlar altında bir tane olayla ki bu daha önce bir yayında söylemiştim. Dijital bilgi almak yani bir olayla birlikte her şeyin değişmesi gerçekten çok zordur şeyde yani piyasalarda tek bir olayla birlikte bütün dengeler değişmez. Ama en azından piyasaya baktığımızda Barış önce ilk reaksiyonu yani yurt içinde ne olacak ilk reaksiyonunu biz dolarda gördük. Şimdi dolar dün 1.80.25'ten kapanmıştı. Grafiği verelim arkadaşlar. 1.80'den sonra bu sabah itibariyle 1.81.25'ten açıldı. Yani bir kuruş yukarıdan açıldı dolar. Ve şu aşamada da 1.81.50 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla burada boşluk bıraktı.
bu boşluğu büyük bir ihtimalle dolduracaktır gün içerisinde veya birkaç gün içerisinde. Yani yeniden 1.80'lere kadar gerilemeyi bekleriz. Çünkü boşluk bırakarak eğer açılıyorsa bu boşluklar bir şekilde dolar. Benzer şekilde yani gerçi şu aralıktaki boşluk tabii sabah saatlerinde bizim piyasa kapalı oluyor. Bankalar arası piyasası. Hı hı. Bu arada uluslararası FX piyasalarında işlemler oluyor. Orada büyük bir ihtimalle dolmuştur bu. Yani dün gece İtalya seçimleri sonrasında dolar TL kuru da yukarı gitmişti. Çünkü euro dolar paritesi yukarı gidiyordu. Ve burada görebildiğim kadarıyla yani dolar TL kurunda görebildiğim kadarıyla özellikle şu yükseliş sonrasında güçlü direnci çok yaklaşmış durumda. Yani şu 3 tane denenmiş seviye var dolarda. Ve bu 3 tane denenmiş seviyeyi bir defa da kırıp gitmesi olasılığı oldukça zor. Yani burası da yaklaşık olarak 1.82-1.82-30 seviyesine tekabül ediyor. Şimdi oraya çok yakınız. O anlamda zaten 1.75'ten itibaren buraya kadar sert bir çıkış olmuş. 1.80 civarına kadar. 1.80'in üzerindeki hareket biraz boğa tuzağı diyebileceğimiz bir hareket olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Şeye bakacak olursak, yani borsa nasıl açılacak diye bakacak olursak, burada vadeli işlemler borsası bize çok net sinyal veriyor bu anlamda. Şimdi vadeli işlemler borsası açıldı. Yaklaşık açılalı da 20 dakika civarında oldu. İlk şeye baktığımızda 60 dakikalık grafikler. Burası dünkü kapanış seviyesi. 95'ten kapanmıştı. Şu an itibariyle de yaklaşık olarak 93.87,5 yani 94'e 93.90 94'e gelmiş durumda. Yani 95.000'den 94.000'e yaklaşık 1000 puan gerilemiş durumda. Bu da %1.10 civarında yapıyor. Yani %1.1 civarında yapıyor. Benzer bir gerileme eğer endekse beklenirse. Dolayısıyla endeksin rakamını verelim şimdi. Burada endeks dünkü kapanış seviyesi 76.670 seviyesiydi. %1 demek 760 puan demek. %1.5 civarında eğer olacak olursa bu da yaklaşık 750 puanla 1000 puan arasında bir gerileme. Bu durumda 75.500-75.600 seviyesi yani daha önceki desteğe gelecek endeks. Dün daha önce görmüş olduğu desteğe doğru gerilemiş olacaktır. İlk açılışta buraya kadar geriledikten sonra bu tür zamanlarda belirsizlik vardır. Yani ilk tepkiyi, ilk reaksiyonu piyasa verir. Verdikten sonra da dış piyasalardaki hareketi izlemeye başlar. İtalya'dan gelecek bütün açıklamalar, liderlerin yapacağı bütün açıklamalar burada hareket yaratacaktır. Fakat bizim piyasa açısından çok önemli bir nokta daha var. O da Rekabet Kurulu'nun bankalarla ilgili yapmakta olduğu sözlü savunmalar. Birkaç banka özel savunma istemiş ve onlar daha ayrıntılı verecekler. Uzmanların bu konudaki görüşü bankacılık sisteminin tamamına gelebilecek en yüksek cezanın 2 milyar lira civarında olacağı düşünülüyor. Ama özellikle de finansal sistemde risk oluşturulabileceği endişeleri vesaire birçok kafadan birçok ses çıkıyor. Çok ciddi de dün şöyle bir algılama vardı. Çok da yüksek bir ceza gelmeyebilir şeklinde bir algılamayla zaten piyasa bir miktar yukarı gitti. Bugün de İtalyan seçim sonuçlarıyla birlikte sert bir aşağı yönlü açılış olacaktır. O açılış sonrasında dış piyasalardaki gelişmeleri takip edeceğiz. Yani dış piyasalarda kötüleşme devam edecek olursa tabii ki bizde de geri çekilme devam eder. Yani dış piyasaya rağmen dış piyasada %3 düşüş varsa buradaki düşüş de tabii ki %1'de kalmaz ama ben genellikle çok nadir görmüşümdür şeyi. Dış piyasalarda bir olay olmuş. Bu olay bütün şu ana kadar, şu saate kadar enine boyuna tartışılmış, yorumlanmış. İnsanlar fon yöneticileri kafasında belli şeyler vermiş, olasılıklar vermiş, ne olacağı konusunda kafa patlatmış. En son bundan sonraki hareket piyasalardaki bu haberin etkisinden ziyade bundan sonra olacakları ilişkindir. Ama haberin ilk duyulduğu anda yani seçim sonuçlarının ilk ciddi anlamda net bir şekilde gelmeye başladığı anda zaten piyasalar en kötüye göre fiyatlama yaparlar.
O anlamda ben tahmin ediyorum bugün biraz sıkıntılı bir gün olacak. Yani borsa için sıkıntılı bir gün olacak ama bu sadece bize özgü bir şey olmayacak. Hani dış piyasalarda, Avrupa'da da benzer. Dün çok olumlu vardı, olumlu yükselişler vardı. Yani dün DAX endeksi falan çok hızlı yükseldi. Mesela buradan bakacak olursak bu dünkü 7 boşluk bırakarak açıldı. 7600'den 7850'ye kadar yükselmişti. Zaten seçim sonuçlarıyla birlikte bu düşüş geldi. Ve bugün de bir miktar aşağıda açılacaktır. Ve şu aşamada da DAX endeksinin vadelerine baktığımızda düne göre, dünkü kapanışına göre %1.94 civarında aşağıda bulunuyor. Peki hocam, şimdi Euro-Dolar paritesi de soruluyor. İsterseniz ona da bakalım. Bu İtalya seçimlerinden sonra nasıl bir tablo? Aslında başlangıçta Euro-Dolar paritesini bir miktar verdim. Detayına girelim şu demiştik. Yani evet. Dolara da biraz detaylı bakalım. Evet. Dolar-TL'ye de. Şimdi 1.33.20'lerden bu hareket başladı aşağı yönde. Ve 1.30.50'de önemli bir destek vardı. 1.30.50'nin altına sarktı az önce. Fakat şu an alım geliyor. Yani 1.30.50'nin altını pek piyasa şu aşamada istemiyor gibi bir görüntü var. 1.30 seviyesi önemli bir destek. Geçmişe de baktığımızda, yani şöyle bir genel olarak tam destekler nerede diye baktığımızda, daha önce tam bu seviyelerde önemli bir destek var. Hı hı. Daha önce şu seviyeye kadar sert düşüp buradan ikili dip yaparak yükselmişti. Şu an tam 1.30'a geldi. Benim tahminim şu: 1.30'un altına sarkma olduğunda Euro'da tekrar pozisyon almaya başlar şeyler, fonlar. Yani 1.30'un altına gelip 1.29.50, 1.30 aralığına geldiğinde benim tahminim orada pozisyon almaya başlarlar. Şu an sert bir aşağı yönlü hareket söz konusu ve bu sert hareket asıl gerçekleşen, yani seçimin gerçek sonucunu biz şurada görüyoruz. Bu sabah itibariyle genel olarak son duyanlar diyeyim artık, veya bu sabah dün hareket yapamayanların hareketi de var. Tahmin ediyorum Euro dolar paritesi 1.30 üzerinde kalmaya çalışacak ve sıkışık gidecektir. Yani Euro dolar paritesine buradan long olun diyemem, çünkü burada bir dağılma süreci olacaktır. Daha doğrusu yatay kanal hareketi dediğimiz 1.30'la 1.31 aralığında genel bir veya 1.30.50 ile 1.31.50 aralığında bir kanal hareketi, bir sıkışma. Yani şuradaki mesela şurası, şu bölgeye baktığında şu üst kanala uzun süre 60 dakikalık grafiklerde, ki burada yaklaşık 3 gün sürüyor bu hareket. 3 gün boyunca bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı şeklinde gidiyor. Dün işte seçimlerin sonucu iyi çıkacak diye tam burayı kırdı kanalı, ama seçim sonuçları kötü çıkınca aşırı reaksiyon verdi. Euro dolar paritesinde genel görüntü bu. Dolar TL kurunu az önce vermiştik. Dolar TL kurunda tekrar edeyim ben. Yani dolar TL kurunda şöyle bir şey yok. Özellikle doların bu aşamadan sonra gidebileceği yer bir kuruş daha gidebilir. Yani 1.8250'ye de gidebilir. Ama evet, ben o seviyeleri artık riskli buluyorum. Çünkü oradan alıp satamayan sonra zarar da edebilir. Ona dikkat etmek lazım. Bu arada bu gelişmeler üzerine altında bir yukarı hareket oldu. Altında yukarı hareket olmasını anlayabiliyoruz. Çünkü şu an altına bakacak olursak, altında bir miktar yukarı yönlü. Dünkü seviye 1586 idi. Şu anki seviyede 1594 civarında. 1594-95'i görmüş durumda. Bu da ya işte İtalya'da seçim sonuçları kötü çıktı. Dolayısıyla tüm dünyada bu stres yaratabilir. Bunun üzerine de varlık alım programları erken sonlandırılmaz. Yani onun arkasında yatan temel sebep, altının arkasında yatan temel sebep. Çünkü Amerika'da da düşüş oldu. Borsada ciddi bir geri çekilme oldu. Dolayısıyla altın o yüzden bir miktar yukarı hareket ediyor. Belki biraz daha gidecek altın 1625'e kadar. Ama ondan sonrası zor biraz altında. Hı hı. Yine onu da izlemek gerekiyor. Şimdi hocam bir yorum var. Ahmet Bey diyor ki, altının yönü belli. Önümüzdeki 4-5 yıl Avrupa'daki kriz kolay atlatılacak bir kriz gibi gözükmüyor. Hatta aşırı milliyetçilik ön plana çıkacak gibi görünüyor. Paritede dolarla avro yer değiştirdiğini göreceğiz gibi yorumu gelmiş. Katılır mısınız? Valla şimdi Avrupa'da zaten bu kriz hani kolay aşılmayacak. Kriz dediğimiz şey şu: borçların büyüyor olması.
Yani büyümenin gelmemesi, ekonomik büyümenin yavaşlaması, hatta eksiye dönüp tekrar resesyona girmesi Avrupa'nın. Resesyona giriş durumunda da vergi gelirlerinin azalması nedeniyle bütçe açıklarının artması ve borçların büyüyor olması. Yani kriz bu. Bu ne zaman bitecek derseniz, dediği gibi 4-5 sene sürecek. Yani o borçların duracak, durduktan sonra azalmaya geçme dönemi 4 sene 5 sene sürer. Diğer krizlerden biliyorum. Yani diğer krizlerde bizim krizimizi hatırla. 2001 krizinde biz yaklaşık olarak milli gelire oran olarak borcumuz milli gelire neredeyse yaklaşmıştı. %94-95'e yaklaşmıştı. Ve bizim borcu makul seviyelere düşürmemiz bir kere 2007 yıllarını falan buldu. Yani 2001'den sonra bir 5-6 yıl geçti. Ondan sonra daha hızlı azaldı borç. O anlamda altının yönü belli derken şöyle söyleyeyim. Altın enflasyona karşı bir güvenlik aracı burada. Şimdi altının yönünü belirleyen ana unsur, her şeyi bir kenara atın, Amerika'daki reel faizlerdir. Amerika'da reel faizler ne zaman artıya geçerse, enflasyondan arındırılmış faiz ne zaman artıya geçerse, altın da bize artık o zaman uzun vadeli düşüşe geçti diyebiliriz. Ama görünen o ki Amerika Merkez Bankası enflasyon hedefini artık 2,5 belirledi. Japonya %2 enflasyon hedefliyor. Bu arada Draghi gerçekten enflasyon hedefini ikinci plana atmış durumda. Yani %2,2 enflasyon var, resesyon var. Enflasyonu onlar da kale almıyor. Bu uzun vadeli olarak artını hala cazip hale getiriyor. Onu söyleyebiliriz. Peki hocam, şimdi bu Japon yenini de galiba bizim sabit gündem maddelerinden birini yapmamız lazım. Büro haline getirmemiz lazım. Euro Japon yeni, dolar Japon yeni soruluyor yine. Valla orada benim ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Orta vadeli konuşuyorum zaten Euro Japon yeninde ve dolar Japon yeninde. Hatırlarsan şeyde Euro, yani şu an Euro çok düştüğü için ben şöyle diyordum. Hani ben buradan short pozisyon öneriyorum. Yani 125 ve üzerinden short pozisyon açılmasını öneriyorum. Çünkü Japon yeni aşırı değer kaybetti Euro'ya karşı. Euro bundan sonra bir miktar değer kaybı sürecine girebilir. Zaten Euro dün seçim sonuçları nedeniyle, yani orada bir hani beklemiyordum yani bu kadar çabuk aşağı gitmesini. Ve benim verdiğim hedef yaklaşık 115'ti. Normalde burada sert bir hareket oldu. Eğer short pozisyonu açmışsa burada zaten para kazanmış durumdadır. Ben olsam kısa vadeli olarak bu short pozisyonu kapatırım. Çünkü bundan sonra Euro'nun daha da aşağı gitmesini ben beklemiyorum. Bilakis demin söylediğim gibi Euro daha yatay bir kanal içerisinde gideceğini tahmin ediyorum. Hani her an yapılan bir açıklamayla, Berlusconi'nin bir sözüyle Euro daha da çakılabilir. Yalnız onu da vurgulayalım. Yani burada yaptığımız yorumlar şu ana kadar gelen bilgilere dayanılarak yapılan yorumlar. Yani bundan sonra gelecek bilgiler her iki yönde de Euro dolar paritesini ve Euro Japon yenini çok net bir şekilde etkileyebilir. Ama 117 civarı özellikle çok güçlü bir destek. O seviyede kar realize edilebilir. Dolar Japon yenine bakacak olursak, dolar Japon yeninde de bu şeyden sonra, yani Euro'ya karşı değer kazandığı gibi Japon yeni dolara karşı da değer kazanmış durumda. Burada da bir aşağı hareket var. Burada da bir miktar short pozisyon öneriyordum. Çünkü bu kadar yükseldikten sonra bir gerilesin artık. Yani şu grafikte artık bu çok bariz gözüküyor. Yani bu kadar büyük bir, yani 77'den sen 76'dan 95 liraya geliyorsun. Hani bir hisse senedi düşün. 76 liradan 95 liraya gelmiş. Bayağı büyük bir artış. Ondan sonra bir miktar geri çekilme. Ben bu geri çekilmenin şimdilik kısa vadeli sonlanacağını düşünüyorum. Hani Japon yeni yeniden değer kaybedebilir. Ama şu an burada da bir miktar kar realize edilebilir. Ama 90'ın altına geldiği andan itibaren özellikle Japon yeninde pozisyonu çıkıp dolara geçmek lazım. Genç bir izleyicimiz diyor ki, hocam Fatih Ertuğrul, 22 yaşındayım. 1.78'den biraz dolar almıştım. Perşembe günü ben olsam satmazdım demiştiniz. Şimdi satayım mı hocam demiş. Vallahi ona kendisi karar versin. Yani ben şimdi şunu söyleyemem. Yani biraz sonra Berlusconi'nin kalkıp da Bersani'yi bir tartışma sırasında tabancasını çekip vurmayacağını garanti edemem. Dolayısıyla o her şeyi değiştirebilir. O anlamda her zaman şunu söylüyorum. Alırken karar vermek gerekiyor. Alırken şu kadar kar ettiğimde satayım. Ya da
alıyorum ama zarar da var bu işin içerisinde. Zararım şuraya ulaşırsa daha fazla bakmayayım, orada kol keseyim diye almak lazım. Hı-hı. Alırken bu kararı vermek lazım. Bir de 22 yaşında olduğu için ben şunu özellikle vurgulayayım. Hani biliyorsun 22 yaşı delikanlılık yaşı. Piyasalar da delikanlı gibidir. Aşırı reaktiftir. Çok hızlı hareket eder. Ve delikanlılar da piyasaya karşı piyasayı yeneceğim duygusu çok daha hakimdir. Yani o iyimserlik çok daha fazla vardır. Hani şöyle bir 40-45 yaşlarına gelmiş olsa piyasayla öyle uğraşılmaz der insan ama buradan aldı kazandı. Şimdi satsa ve tekrar kazansa iki defa kazandı ya. Ondan sonra inanılmaz bir güç hisseder kendisinde. Asıl tehlikeli olan odur. Bu şu anki değildir. Evet. Yani şimdi buradan satayım mı sorusuna bence kendisi cevap versin. Yeterli görüyorsa satsın. Ama hiç kimse doların daha yukarı gitmeyeceğini garanti edemez. Benim görebildiğim teknik 3 tane direnç var. 82-50 seviyesinde. Yani 1.82-50'de. Oraya kadar gider mi gitmez mi bilmiyorum ama kademeli olarak ben o seviyeye kadar bir satış yapıp şöyle 1-2 hafta bekleyip bir geri çekilsin 77'lere falan veya 78'lere o zaman alayım diye düşünürdüm yani. Peki hocam, süremizi doldurduk. Bugün de programın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.